Peki Ekrem İmamoğlu bu popülariteden hakikaten yani siz partinin dengeleri buna müsait değil, işleyişi buna müsait değil diyorsunuz ama nasıl bir yol izleyecek? Bugünlerde çünkü eleştirel imalarının olduğuna dair yorumlar da yapılıyor. Dün bir tweet attı mesela bir yürüyen merdiven tweet'i attı Ekrem İmamoğlu. Sadece gösterge bu değil onlara da bakacağız ama o tweet'i de bir verin arkadaşlar bir konuşalım. Öyle mi? Acaba, evet acaba ne ima ediyor size sormak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu tweet'i attı. Benim gözlerim çok iyi oradan okuyamıyor Remzi. Hemen bakın buraya verdiniz mi? İstanbul'da aynı zamanda dünyanın İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir diyor. Kendi hesabından attı. İstanbul'da ile kediler, kediler arasında duygusal bir bağ vardır diyor. Kedi yerden çıkıyor ya. evet. Kedi çıkıyor yukarı doğru biliyorsunuz aşağıda kedi var. Ama merdiven aşağı mı iniyor orada bir durum var. Bir gönderme mi acaba denildi? Elbette sadece bunun üzerinden bu tek tweet üzerinden yorumu yapmıyorum. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de bir açılış sırasında tartışma yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu vardı, Ekrem İmamoğlu vardı. Ekrem İmamoğlu'nu çok övdü Meral Akşener orada. Evet, hep övüyor zaten. Canım. Övüyor. E, onu desteklediğini biliyoruz. Açık açık, açık söylemeye Açık açık söylüyoruz. Ve Ama ve... içinden acaba destekliyor mu? Öyle mi? Tabii, orada bir nokta içinden, var. İçinden destekliyor mu? Bu görüntü var mıydı arkadaşlar? O görüntüyü bir verelim, onun üzerine Hayır, konuşalım. Ankara'ya gidiyor, Ankara'dakini destekliyor. İstanbul'a geliyor, İstanbul'dakini destekliyor. Yani Meral Hanım... Ya oynuyor bizimle ya. Öyle mi? Ben öyle görüyorum. Şu yani videodan sonra onu almak gibi olmasın merak ama ettim bu söylediğinizi. Yani. Hemen bakalım. Çok mutlu oldum aranızda olmaktan. Böyle bir tesisin açılışına şahit olmaktan çok mutlu oldum. Davetiniz için teşekkür ederim. Bu tesisi sonuçlandırdığınız için teşekkür ederim. İstanbul'lular adına teşekkür ederim ve bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım. Çok teşekkür ediyorum. Sen söyle şimdi yok, hep. Yok. Peki. Hadi. Ya Allah, Bismillah. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Açılış töreninde de gördünüz. Meral Akşener'in sözleri üzerine Ekrem İmamoğlu da mikrofonu Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkanı'na değil Meral Akşener'e veriyor. Akşener, evet. Ama siz diyorsunuz ki bu o, siyaseten yaptığı bir şey ve bizimle oynuyor. Ya Bana göre oynuyor. Ne anlamalıyız bu sözden? Ya... Meral Hanım'ın kafasında şimdi tabii Meral Hanım e, bir İslam merkez sen lider olmak istiyor. Meral Hanım kendi kafasına göre. Hı hı. İşte MHP de içine alacak. Merkez Davutoğlu, Ali Babacan işte bizi HDP'ye itmeye çalışıyor. Yani Tayyip Bey itiyor diyor söylüyorlar hı hı. ya. Hı hı. Aslında Meral Hanım'ın kafasına benim okuduğum kadarıyla oraya bizi diyor ya işte HDP ayrı gireceğim ben üçüncü bir ittifak olabilir diyorlar diye. Hı hı hı. HDP itiyorlar oradan. Kemal Bey de ya hedef orada yalnız kalmasın. Sen de onun yanına git. Ben burada sağ toplayayım. Merkez sen sağ toplayayım diye. Topla. Merkez sağ lider olmak istiyor. Yani Merkez sağ lider olursa eğer bizim içimizde bir kargaşa çıkarsa Ekrem Bey belki de onun adayı olarak çıkabilir. çıkabilir. Ya da kendisi de çıkabilir. Yani bakmayın siz ben başbakan işte adayım, cumhurbaşkanı adayım değil demesine bakmayın. Yani, Hemen değişebilir. Tabii bu siyaset diyorsunuz. bu böyle yani eğer görürse ki böyle toplumda ciddi bir ilgi var, ciddi bir heyecan var, bu etrafındakileri görüyorsunuz hatta bir başka ittifakta katılabilir diyorlar yani. Hı hı hı. Yani biliyorsunuz mesela İYİ partinin kurmayları, yani başka bir arkadaşlar da katılabilir bize gerekirse diyorlar. Yani burada kim varsa partilerde diğer kalan. Belki işte Saadet'ten e, mi birileri katılacak? Şey de katılabilir diyorlar. İşte tekrar Erbakan'ın oğlu ha, var. Yeniden Saadet i̇şte Partisi. İşte Merkez bir birkaç tane de öyle parti var. Demokrat Parti var, Adalet Parti var galiba. Eski birkaç tane parti var. Gerçi Demokrat Parti kendi içinde o şimdi almış. Hı hı. Yani böyle Merkez San lider olmaya çalışıyor. Meral Akşener'in kafasına var. Yani Tayyip Bey giderse işte Tayyip Bey'i sağ olarak görüyor. AK Parti giderse Adalet ve Kalkınma Parti. Oradaki Mis, alanı da alırız. Orada, alıracağız. oradaki alanı alırız. Bir orada yani merkez sağ gider, merkez sağ gelir. CHP'ler orada, biz onları kurtarmışız, seçime sokmuşuz, milletvekili ödünç vermişiz, milletvekillerinden sonra seçime girmişler. Bunlar belli bir süre sonra oturur gider. Yani Otur, net oturur, gider. bir şekilde imamı, o zaman e, İmamoğlu peki nasıl değerlendiriyor? Bu perspektife sahip midir sizin şimdi dediğiniz ben, mi? Bu Ekrem, bizimle oynuyor diyor mudur? Yo, Çünkü gördüğünüz gibi açıkça ona prim veriyorlar. Ama Ekrem Bey şimdi belediye başkanı. Hı hı. Yani bana göre ben buradan Ekrem Bey'e şunu söylemek isterim. Belediye başkanlığına baksın. Yani ne Hanım'a ne işte Kemal Beyoğlu İstanbul Belediye Başkanı insanları bir yere taşır. Tayyip Bey taşıdı. Tayyip Bey o zaman Belediye Başkanlığını çalıştı. İşte hapiste girdiği için tamam tamam mağdur olduğu şiir okuduğu için falan. Ama İstanbul'da çalışma yaparsanız İstanbul sizi taşır. Nasıl İstanbul Belediye Başkanı yaptılar? İstanbul halkı sizin çalıştığınızı görürse, hizmetinizi görürse, çalıştığınızı görürse görür. tabii görür ve sizi çıkartır. Sizin böyle liderlerin şey icazetine ihtiyacınız yok. Zaten liderlerin cezetine ihtiyacı olarak Cumhurbaşkanı'na geldiğiniz zaman kukla olursunuz. Anladın mı demek istediğimi? Halk Hı -hı. seçiyor ya artık. Tabii. Yani milletvekili gibi ben atadım olmuyorsun yani. Tabii. Halk seçiyor seni. Ve o bakımdan sen İstanbul'da çalış kardeş. Gönlünde varsa. insanlık hali olur. Herkesin gönlünde yatar. O seni Cumhurbaşkanı yapar bu millet. Bu millet belediye başkanı yaptığı adamı Cumhurbaşkanı yapar. O bakımdan diyorum ben... Ama yaptıklarını görürse eğer İstanbul'da bir dönüşüme sebep görürse, olursa... Tayyip Bey yıl belediye başkanlığı yaptı İstanbul'da. İstanbul'daki dönüşüm sürecine şahit olduğu için insanlar oraya taşıdı. İstanbul'da 3 yıllık süre içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biraz zamana bırakmak lazım. Bugün bir bir yerde vardı galiba 3 tane belediye başkanı icranın eşiğinde diye bir kuruluş hani bu kredi kuruluşları var. Evet evet 3 belediyeden bahsediyor. Fiş, evet, fişin. fiş fişin bir şeyi var. İstanbul, İzmir ve Antalya, Antalya diye. İşte Almanya ve Fransa'dan aldığı 200 küsür milyarlık gerçekten böyle borç varsa bir şey yapamaz. Yani hükümetin yardım etmesi lazım. Yarım hı hı. kalan şeylere bir de kavga etmemek lazım. beni. ya ben belediye başkanıyım. Ben niye kavga edeyim? Bana ne cumhurbaşkanlığından ya? Yemin ediyorum hiç cumhurbaşkanı benim hiç umurumda olmaz ya. İstediği kadarla söylesin. Süleyman Bey müfettiş göndermiş. Hiç değil ya. Gönderebilir. Gelebilirler. Beni işime bakarım. Hı hı. Ben yoluma bakarım. Parası kaldığın zaman gideyim isterim. Ben İstanbul için istiyorum ya. Kendim için mi istiyorum? Tabii ki bunu söylerseniz e halka da anlatırsınız. kanal yapacağım, yol yapacağım, su yapacağım. Yarım kalan metrolarım var. Efe söyleyeyim sana barajlarım var yarım ama kalan bir yandan da eee ederek konmaz. Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı Abi, bir projeler durdu. Ama durduruyor. onu işte çok bilemiyorum. Ben böyle tartışmalarda Silahlar, öyle bir proje vardı evet, durdurdular diye. Ben aradım. onu çok tartışmıyorum aslında. Bir de televizyonlarda bile Bilmeyenler tartışıyor arkadaş. Yani gazeteciler çıkıyor, CHP bilmiyorlar, AKP'yi bilmiyorlar. Birbirle böyle yarıyorlar. Ya orada keşke yani Kızıyoruz ya Murat Bey çıkıyor. Biz niye kızıyoruz Tayyip Bey'in basın danışmanı var değil mi? Fahrettin Bey galiba. Fahrettin Hatun iletişim başkanı. İletişim basın başkanı danışmanı... Açıklay iletişim başkanı. Çıkıp açıklamaları o yapıyor değil mi? Fahrettin Bey yapıyor. Evet onu. iletişim ofisi yapıyor. Yapıyor. Biz de diyoruz ki hatta atanmış birisi neye yapsın? Kardeşim seçilmiş birisi yapsın diyoruz değil mi? Şimdi Büyükşehir'de de Murat Ongun çıkıyor. Ya hiç seçilmiş belediye başkanı yok mu Ekrem Bey'in arkasında duracak? Hiç seçilmiş belediye meclis üyesi yok mu? Büyükşehir belediye meclis var biliyorsun grup başkan vekilleri. Bu çocuklar çıksın, seçilmişler çıksın. Anlasın. Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar pasif mi ya? Şare. Sözcülük görevi olabilir, olabilir ama değil mi? Ya, Murat Sö ya sözcü olabilir. Sözcü de olabilir ama seçilmiş birisi olursa hep diyoruz ya atanmış 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 CHP'ler. Seçilmiş şey diyorsunuz daha etkili olacak. Ya olmaz ortak. mı? Seçilmiş olarak halkın geldiği oyunu arkasında gücü alarak anlatması daha güzel bir şey değil mi? Murat Ongun da ama siyaset yapıyor pek çok yerde. Bakın Avrupa'nın en büyük Türkiye'nin ilk katı atık yakma tesisinin açılışını paylaşma nezaketi gösteren İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkür ederiz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da o toplantıda. Ama bu e, e, basın bildirisi gibi görüyorum ben bunları. Ama benim söylediğim farklı bir şey. Bu basın bildirisi gibi görüyorum. Ama partiyi savunmak seçilmiş insanların hiç, atamış insanların hiç değil. Belediyeler konuşsa bu noktada... Tabii sıkıntı. belediye değil, grup başkan vekilimiz var. Ekrem Bey'in kendisi var. Kendisi konuşmuyorsa Ekrem Bey'in bıraktı biliyorsun meclisten seçilen Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili var. Aslan gibi çocuklar da var. Çıkıp bunlar savunacak. Nasıl grup başkan vekili... Esenler Belediye Başkanı çıkıp savunuyorsa Tevfik onlardan bir görgüsü, tane basın evet. danışmanı gördüm hiç? Allah aşkına hiç yaş diyorsunuz. Ya hayır seçilmiş insanlar olunca halk diyor ki benim seçtiğim arkadaş çıktı buraya diyor kardeşim. Halk görecek ya atılmışlar seçilmişler arasında yıllardır mücadele ediyoruz. Biz Tayyip Bey'i niye kızıyoruz? Bu millet bakanlar atadı diye ben en çok ondan şey diyorum. Belki Süleyman Bey seçilerek geldi. Önce milletvekili oldu biliyorsun geldim. Evet. Mevlüt Bey öyle milletvekili olarak geldi. 4-5 tane Adalet Bakanı seçilmiş milletvekili olarak geldi, bunlar da seçilmiş milletvekilleri. Onun da sıkıntısı şu diyorlar, bilmem katılır mısınız, e, siyasi sorumluluğu olmayınca bakanların, görevlerini işte birilerine yaranmak için yapmıyor, seçim bölgesinde tekrar seçilmek için yapmıyor, işini yapıyor gibi ediyorlar. Ama yapacaklar, niye yapmasın ki? Seçilmek için yapacaksın, birine yaranacaksın. En yani iyi millete motivasyon yaran budur diyorsunuz. Ya millete yaranmak değil mi ya? Arkandan yüz binler gelse elini sıkacaksın, ya bir de zevk alacaksın bu işte mi? Her şey bürokrastik. O zaman gidersin bürokrat olursun. Ya zevk alacaksın. İnsanlara dokunacaksın. Niye bu mitingleri yapıyoruz? Herkes diyor ya mitinglere gerek yok. Sosyal medya çıktı. Niye yapıyorlar bu mitingleri? Tayyip Bey niye miting yapıyor? Niye dolaşıyor Türkiye'yi? Çünkü biliyor ki o enerji gelmezse oy gelmiyor. Oraya dokunacaksın. Yüzünü sarılacaksın. Koklayacaksın. Terini hissedeceksin. O senin terini hissedecek. Acı gününde beraber olacaksın. Cenazesinde, düğününde beraber olacaksın.